Yaptıklarım yapacaklarım teminatıdır deyip şu videoya giriş yapmak istiyorum ama her zaman girişimizde olmazsa olmaz tabii ki. Arkadaşlar merhabalar. 2025 tayfa için yaptıklarım, şu an yaptığım ve yapacaklarım hakkında sohbet eşliğinde açıklamalarıyla birlikte sizinle konuşmak istiyorum. İlk önce yaptıklarımdan bahsedeyim. Biliyorsunuz Temmuz 1'de 50 günde TYT-AYT geometri kampına 2025 tayfa olarak başladık. Peki bu kampın diğer kamplardan bir farkı var mı hocam? Siz değiştiniz mi hocam gibi sorulara şöyle bir yanıt vermek istiyorum. Öncelikli olarak biz tabii ki değişim sağladık. Değişim yaptık. Bizde bir değişiklik oldu. Ama olumlu ve güzel yönde bir değişim oldu. Ya şımarıklık şu bu tarzında tabii ki yok. Biz öğretmeniz kardeşim. Öğretmezsek öğretmenliğimizi bu zamana kadar nasıl yaptıysak aynı şekilde yaptık. Üzerine bilgi katarak yaptık. Değişiklikler konu anlatımında oldu mu? Oldu. Daha tane bir şekilde anlatım yapıyoruz herkese hitap edebilmek için. Bu arada kendimizi biraz düzelttik. Neye bakaraktan düzelttik? 2024 tayfanın, 2023 tayfanın ya da daha önceki tayfaların yaptıkları yorumlara bakaraktan. Hocam şu konu şöyle olsaydı, hocam şurayı şöyle anlatsaydınız, hocam burayı daha yavaş anlatsaydınız gibi gibi yorumlara bakaraktan kendimizde bir güncelleme yaptık ve bu güncelleme güzel bir şekilde oldu. Hala da öğretmen kimliğimiz tabii ki yerinde duruyor ve daha oturaklı bir şekilde duruyor ve güzel bir şekilde bu olayı anlattığımızı düşünüyorum. Tabii araya bazen küçük espriler katarak, bazen size sert davranarak öğretmenlikte bunlar vardır. Yine bunlara devam ettik tabii ki. Peki hocam kampınızda bir değişim var mı? Evet, kitaba şöyle bakacak olursak yani normalde soru bakımından %20 bir değişim olabilir ama böyle genel itibariye baktığınız zaman %50'lik bir değişim var. Çünkü sistemi güzel bir şekilde yaptık herkese hitap etmek için. Bir de geometrinin şu anki öğrencilerdeki durumuna da bakaraktan güzel bir güncelleme yaptık aslında. Şöyle güncelleme yaptık. Bir öğrenme alanı sorularıyla kolay sorularla olayı öğrendik. Yani ilk önce tanımı verdik, daha sonra öğrenme alanı soruları. Ondan sonra klasik soruların kolay orta zoru. Sonra yeni nesil soruların kolay orta zoru. Ve burada yeni nesil sorular da aşırı derecede önemli. Ve oradaki yeni nesil soruları da bir tık fazlalaştırdım. Çünkü ÖSYM artık TYT'de böyle yeni nesil soruları, yani soruların %90'ı zaten TYT'de özellikle yeni nesil geliyor. Onu da düşünerekten, onları da böyle baz alarak da güzel güncellemeler yaptık. Peki hocam videolarda bir güncelleme var mı? Güzel bir şey var mı? Olumlu ya da olumsuz. Şöyle baktığımız zaman evet, videolarda da çok güzel olumlu şeyler var. En basitini söyleyeyim ben size. 1 saatlik videoyu 50 dakikaya düşebiliyorum. Yani 1 saatlik, geçen sene 1 saatte anlattığım videoyu aslında 10 dakikası boşmuş. Yani orada bir program satın aldık mesela. Nefes seslerini kesiyoruz, boşlukları kesiyoruz. O şekilde keserek 10 dakikanızı, benim için öğrencilerin vakti çok değerlidir. Öğrencilerin vaktini nasıl böyle daha verimli kullanabilir? Hep onu düşünerekten böyle o mantıkla gittik ve o programlar sayesinde nefes seslerini ve boşlukları da keserek 10 dakikanızı, 15 dakikanızı, 1 saatlik videoyu 40-45 dakikaya ya da 50 dakikaya çekerek yani zamandan tasarruf ettik aslında. Sonra videolardaki efektler, şunlar bunlar, animasyonlar, onlar da editörlerim sayesinde oldu. Mesela Semih animasyonları hazırladı. Sağ olsun Muhammed de konuşmama göre animasyonları koydu. Ya animasyonla anlatmak biraz riskliydi aslında. Ben şu şekilde karşınıza gelseydim onu hep düşündüm. Bir sene boyunca düşündüm. Animasyonu koyayım. İşte animasyon, bak katlama böyle oluyor, şöyle oluyor deyip 3-4 dakika anlatsaydım sıkılabilirdiniz ama animasyonu o şekilde öyle bir koydum ki ben konuşurken, soruyu okurken animasyon devam ediyor ya da katlayalım derken katlanıyor. Animasyon orada gösteriliyor. Yani buradaki normal konu anlatımının akışına ben zaten animasyonu koydum. Ekstradan 3-4 dakika olmadı. Normalde geçen seneki konuşmalarım neyse üzerine tabii bir şeyler katarak daha da güncelleyerek o konuşmaların üstüne animasyonu koydum ki öğrenciler ekstradan fazla zaman geçirmesin. Çok ince detayları düşünerekten böyle güzel güncellemeler de yaptık arkadaşlar. Animasyonları Semih hazırladı. Konuşmalarıma göre de animasyonda düzenlemesini de Muhammed yaptı. Onların sayesinde de ya videolar gerçekten çok kaliteli oldu. Yani tam böyle film nasıl yapılıyorsa buradaki videolarda o şekilde oldu. Filmlerde yapılan emeklerin aynısı burada da var arkadaşlar. Bunların hepsi sizin iyiliğiniz için yapılan şeyler, ekstra şeyler. Evet, 50 günde TYT-AYT geometri kampı gerçekten çok güzel oldu. Yaptıklarından en önemlisi buydu. Sonra ikincisi soru bankası. Zaten soru bankasının videolarını geçen sene çekmiştim. Soru bankasının güzelliği de şu. Bu kitapla, kampla buradaki sıralama aynı şekilde devam ediyor. Güzel bir şekilde giden çözümleri de zaten yine konu anlatımımızda oynatma listesine baktığınız zaman işte Kenan Karat TYT-AYT geometri soru bankası oynatma listesinde zaten onu göreceksin. Soru bankasından arkadaşlar o kamptan izleyebilirler. Sonra trigonometriyi yaptık. Benden çok istiyordunuz. Ben de geçen sene
Mert Hoca'dan rica ettim. Şu trigonometri konu anlatımını yaptım. Bu trigonometri konu anlatımı da öyle bir trigonometri konu anlatımı ki. Yani seçenekler, çok güzel seçenekler var aslında. 1. Mert Hoca anlatıyor. 2. İsmail Hoca anlatıyor. 3. Ben anlatıyorum. Mert Hoca'nın dilinden anlatmak, dinlemek istiyorsan oradan dinle. İsmail'den dinlemek istiyorsan oradan dinle. Ya da hocam ben bir geometrici bakışıyla dinlemek istiyorum dersen de trigonometriyi benden de bu şekilde dinleyebilirsin. Bu şekilde bu kampı da yaptık. Bir de zero geometri var. Zero geometri de çok böyle sıfır olanlar için tasarlanmış bir kitap. Hatta şu 50 günden önce, yani durumu çok kötü olan arkadaşlar, tamam, bu 50 gün kampı durumu kötü olan, orta olan, iyi olan götürüyor. Güzel bir şekilde götürüyor ama durumu böyle çok kötü, vasat ya da 11. sınıf olan öğrenciler için de kolay sorularla, her tarz sorular yine burada var. Hatta bazı kalıplar öğrenciye zor geliyor. O kalıpları da koymak zorundayız. Sadece çok kolay gibi de düşünmeyin. Daha tane tane anlattığımız ve çok çok daha kolay sorularla anlattığımız zero geometri kampı da, aslında ilk baştaki ismi sıfır geometriydi. Belki de kampta hala oynatma listesinin adı sıfır geometri olarak da geçiyor olabilir. Zero geometri ya da sıfır geometri kampını da yaptım arkadaşlar. Başka ne var? Yaptıklarının arasında bir de 11. sınıf matematik konu anlatım var. Ara sınıflar için bir de bu. Matematik kısmını Mert Hoca anlatıyor. Geometri kısmını da ben anlatıyorum. Yani genelde ikinci dönem benle göreceksiniz. İlk dönemde 11. sınıflara söylüyoruz tabii ki bunu. İlk dönemde Mert Hoca'nın kanalından bunu dinleyeceksiniz. Bir de yaptıklarının arasında TYT IT geometri full tekrar kampı var ama bunu yapacaklarımın kısmında anlatayım. Çünkü şu anda konu çözüyoruz, işte konu anlatıyoruz, soru çözüyoruz bilmem ne. Daha tekrar kısmına gelmedik. O yüzden bunu orada anlatayım. Evet, yaptıklarım bunlar. Şu an yaptıklarıma geleyim. Şu an yaptıklarım da arkadaşlar, haftalık rehberlik serisi oynatma listesini açtım ve haftalık rehberlik serisinde ne yapıyoruz? Şuradaki kitabın hafta hafta programla nasıl gidebileceğinizi gösterdim orada. Hatta çok iyi olan arkadaşlar, iyi ya da çok iyi olan arkadaşlar, hızlandırılmış haftalık program yaptım orada. Hızlandırılmış haftalık programda 4 gün gidiyor. Tamam, biz bu kitabı 50 günde çektik ama ben 50 günde çekeceğimin sözünü verdim aslında bu kitabı. Siz gün gün, ben 50 günde çekerken zor çektim. Siz bunu gün gün böyle anlamakta biraz zorluk çekebilirsiniz. Çünkü geometri öyle bir olay ki sadece konu anlatımıyla bitmiyor. Bu konu anlatımın yanına en az 2 tane soru çözümü, soru bankası çözümü yapmak zorundasınız. Kolay orta ya da orta orta ya da orta zor şeklinde olmak zorunda. Ki genelde ben kolay ortayı tavsiye ediyorum. Sonrasında zamanınızda kalırsa orta zor bir kitap da alabilirsiniz diye hep tavsiyelerimizi de söyledik. Evet, haftalık rehberlik serisinde buradaki kitabı hafta hafta nasıl gideceğinize, işte bu hafta birinci hafta şu konuyu, ikinci hafta bu konuyu, üçüncü hafta bu konuyu şeklinde ve kaç tane soru bankası ve nasıl çözmeniz gerektiğinden bahsediyorum. Ve bence o programa, böyle o programdan gitseniz daha sağlıklı olur. Çünkü o programla gittiğiniz zaman sanırım 5-6 ayda bitiyor program. Hızlandırılmış programda da 3 ayda bitiyor. O program tane tane soru bankası da çözerek gitmenizi tavsiye ettiğimiz video serisi. Hatta bu video serisinde öğrencilere hediyeler de veriyorum. Hocam, hediyelerin amacı ne? Seviyorum kardeşim ben. Belki babadan gelen bir alışkanlık. Mesela babamın bir bahçesi var. İşte meyve ağaçları var ya da sebze yapıyor. Tarlasının kenarından geçen herkese, tanıdık tanımadık, mutlaka orada bahçede ne meyvesi varsa ne sebze varsa veriyor ya da köyde komşulara veriyor. Ücretsiz bir şekilde dağıtma özelliği var. Bizim de tarlamız, bahçemiz işte bunlar. Bunlar elimizden bu geliyor. O yüzden ben de bu şekilde hediye vermeyi çok seviyorum. Ya geçen sene mail atan öğrencilere veriyordum aslında bu hediyeleri ama ya o biraz riskli. Bazı arkadaşlar belki kullanabilir. Kafamda soru işareti kalıyor. Hani bazen rahatsız olabiliyoruz. O şekilde değil de bu seneki tercihimi böyle şeyle yapmak istedim. Çekilişle yapmak istedim. Hak eden kişiye gitmesin için de hep de dua ediyorum da. Ki giden kişilere şöyle baktığım zaman da gerçekten böyle yurtta kalan arkadaşlara gidiyor ya da belli, yani nereye, doğru yerlere gittiği belli. Hatta bu çekilişler yapıldığında hocam yine çıkmadı bize deyip üzülen arkadaşlarımız var. Arkadaşlar, burada beni tanımayan arkadaşlar bu yorumları yapabilir ama beni tanıyorsanız hakka hukuka çok önem verdiğimi biliyorsunuzdur. Ya sırf bu program, yani sırf bu çekilişler için 4000 ya da 5000 civarında olması lazım bir program satın aldım. Sırf haksızlık olmasın diye. Muhammed tuşa basıyor. Kimler geldiyse, editörüm Muhammed basıyor tuşa. Kimler geldiyse bana söylüyor, ben de buradan okuyorum. Tanıdıklara falan asla vermiyoruz. Öyle bir şey kesinlikle yok. Hatta Muhammed bir kere sordu, hocam ben istesem bana verir misiniz? Veririm ama çekiliş dışında ekstradan ücretini ben öder veririm şeklinde oldu. Yani o yüzden buradaki çekilişlere falan güvenebilirsiniz. Ve hediye vermeyi gerçekten seviyorum ve bu şekilde doğru olduğunu düşünüyorum. Ve hak eden kişilere gitmesi için de hep de dua ediyorum. Ya öyle bir hediye veririm ki, mesela dün birisiyle karşılaştım. Her zaman
Ofisimin altında bir bakkal var. Bakkaldan bir şey almak için girdim. Bir orada da bir bakkalın yeğeni varmış. Hocam siz Kenan Kara mısınız dedi. Tanıdı. Evet, sohbet ettik biraz. İşte sizi takip ediyorum falan. Kitap var mı diye sordum. Yok hocam dedi. O zaman ben de gittim, arabanın arkasında kitap vardı. Arkadaşa hediye ettim. Belki bunlardan biri de sen olabilirsin. Eğer beni gördüysen yolda, yanında da kitap varsa büyük ihtimalle sana zaten hediye ederim. Ya da okulda çalışıyorum ben aynı zamanda. 3 tane sınıfım var 35'er kişilikten. Toplamda 100 kişi yapıyor. Ya kitap almak şey yasak ya, ya da aldırmak yasak ya. Ne yaptım? Bütün öğrencilere ben bir kitap aldım. Kitap fiyatlarını da biliyorsunuz. Yani 100 tane öğrenciye kitap fiyatı da 300-350, hesabını da siz yapın mesela. Yani bunu şey olsun diye söylemiyorum ama ne bileyim, seviyorum. Hediye vermeyi seviyorum. O şekilde de bütün 3 tane sınıfıma da kitabı aldım, hediye ettim. Oradaki kitaptan da soruları da beraber güzel bir şekilde çözüyoruz. Yani bilmiyorum, beni dinleyen işte sınıfımdaki öğrenciler varsa evet hocam, doğru hocam ya da yalan söylüyorsunuz hocam diye de yazabilirler. Yorumlarda zaten her şey belli olur. Evet, bir de yani çekiliş videosunda tamam abone oluyorsunuz da şey yapıyorsunuz ya, bir de üzülüyorsunuz sonuçlar açıklandıktan sonra. Ya zaten bana çıkmaz da şöyle de böyle de, ya kalbinizi ferah tutun. Kalbiniz temiz olsun. Hak eden kişiye geçsin diye zaten dualarımızı ediyoruz. Yani bir de her haftalık rehberlik serisinde ben bu hediyeleri vermeye devam edeceğim. Ya hediyeleri de verirken de hocam siz mi karşılıyorsunuz? Evet, bazılarını ben karşılıyorum. Bazılarını da hani şu söz vardır ya, hani para biriktirme insan biriktirir cümlesi var ya, hani onun da artısını ben çok yaşıyorum. Sağ olsun arkadaşlarım var bazı yayın evlerinde. Ha, böyle böyle bir çekiliş yapacağım. Uygun mudur? Uygun hocam. Biz yollarız hocam şeklinde diyenler var. Ha, bazen onlar, bazen ben bir şekilde karşılıyoruz ve ben bu şekilde mutlu oluyorum. Bir de üzülmeyin. Yani nasibinde varsa, mesela babamdan örnek vermiştim. Tarlanın kenarından geçiyor. Babam gördüyse nasibi var, vermiş. Ya da komşu, ya da yolun kenarından geçiyor, ya da evin önünden geçiyor, sohbet ediyor. Babam hiç boş göndermiyor mesela. Biz de aynı şekilde nasibim varsa bu çekilişler sana gelecek. Yani üzülüp de vay bana çıkmıyor da, vay şöyle olmuyor da, ben bu çekilişlere inanmıyorum da demeyin. Yani bu çekilişler zaten devam edecek. O yüzden kalbini ferah tut. Büyük ihtimalle sana çıkacak. Yani belki sene sonunda 1000 tane, 2000 tane, belki de 3000 tane hediye vermiş olacağım zaten. Bazen de bu haftalık rehberlik serisinde oluyor bu hediyeler ama bazen de bu farklı sürpriz videolarda da olabilir. Ekstra mesela 3-4-5 All-Star'ı da yapmıştık. Onun hediyesini de vermiştik. Hediyeler bu şekilde devam edecek. Sen kalbini ferah tut. Hak ediyorsan o hediye sana gelecek. Hiç merak etme. Bu hediyeler şimdi kitap hediyesi. Deneme zamanı geldiği zaman deneme hediyeleri de vereceğim. O yüzden devam. Devam devam. Üzülmek yok. Üzülüp de yorum yazıyor, hemen bir sinirle çıkıyor. Kanaldan, abonelikten çıkıyor. Ya çıkıp çıkmamanız önemli değil benim için. Ya ben abone kasmak için bu şekilde bir hamle yapmıyorum. Hani kendimi rahatlatıyorum sadece. Ondan dolayı. Neyse. Sonra yaptığım şeylerden bir tanesi de Star Metri. Star Metri de güzel sorulardan oluşan konu denemeleri. Özellikle All Star'ın starını geometrinin metrisini aldım. All Star'ın sorularıyla size böyle konu denemeleri hazırladım. Bununla da ilgili bazen ya bu ne All Star'mış falan diyen arkadaşlarımız var. Ya arkadaşlar, burada da yani All Star kapalı bir kutu. Kapalı bir kutunun içerisindeki soruları, güzel sorular sizin önünüze koyuyorum. Ben burada reklam falan yapmıyorum. Yani burada bunun da faydasını çok iyi bir şekilde göreceksiniz zaten. Her konuyla ilgili konu denemesi yapacağım. Lütfen PDF'ini de yayınlıyorum. Öncelikli olarak siz çözün. Güzel bir seri. Oradaki Star Metri oynatmak istesine de mutlaka bakın. Çözemediğiniz sorulara da, o güzel sorulara da bakın. Çünkü tam sınav ayarında soruları seçiyorum orada. Çok işinize yarayacak bir seri. Sonra shortslar. Her gün saat 6'da shorts yayınlıyorum. Bir tane shorts yayınlıyorum. Bu da farklı, sadece kendi kitabımdan değil. Hatta kendi kitabımdan hiçbir shorts yayınlamadım. Şu ana kadar 3-4-5'ten işte bilgisayar malından, parkur geometriden ve bu başka kitaplarda eklenecektir büyük ihtimalle. Bunlarla ilgili shorts videoları yayınlıyorum. Ve güzel, kitapta hoşunuza gidecek, sınavda çıkabilme ihtimali olan soruları yayınlıyorum. O yüzden bu seriye de dikkat edin. Hani servistesiniz mesela, eve doğru gidiyorsunuz. Açın o sorunun çözümünü izleyin mesela. O tür durumlarda o shortslar gerçekten çok çok işinize yarayacaktır. Bir de ya ben 20 dakikalık videoyu 25 dakikada çekebiliyorum ama 1 dakikalık videoyu, onlarda çok emek var, 1 saat bazen 2 saat bazen 1 gün boyunca zor çekiyorum. Çünkü onu 1 dakikaya sığdırmak gerçekten çok zor. Orada da çok emek var ve hep kitaplardaki soru bankalarındaki soruları da orada da tarıyorum. Ve sağ olsun arkadaşlar da izin veriyorlar. Ben de short olarak size o güzel soruları sunuyorum. Herhangi bir reklam için sunmuyorum, onu da söyleyeyim. Sırf sizin iyiliğiniz için sunuyorum ve büyük ihtimal sene sonuna kadar bu shortslar her gün saat 6'da, bir aksilik olmazsa tabii, her gün saat 6'da yayınlanacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet, yaptığım, şu an yaptığım şeyler bu. Şimdi yapacaklarım kısmına geleyim. Yapacaklarım kısmında da ben bunu yaptım ama şu an siz daha konu anlatımı kısmındasınız, soru bankası kısmındasınız, tekrar kısmında değilsiniz. Büyük ihtimalle Şubat ayında ya da Mart ayında şu full tekrara geleceksiniz. Belki Ocak ayında daha erken de gelebilirsiniz. O zaman ne yapacağız? İşte arkadaşlar buyurun başlayın.
İşte yapacaklarım kısmında konu anlatımı ve oynatma listesi var. Geçen sene çıktı bu kitap. Videolar güncel, o yüzden bu sene güncellemeyeceğim. Full tekrarda geometrisi biten, soru bankaları biten arkadaşlar full tekrara bakıp ondan sonra denemelere yoğunlaşabilir. Sonra AYT, bak burası çok önemli. AYT geometriyle ilgili güzel bir böyle özet ve soru bankası tarzında, özet ve soru bankası karışımı güzel bir şey çıkartmayı planlıyorum. Çünkü geçen sene TYT'de tamam ÖSYM kolay orta sordu TYT'de. Kolay orta sordu ve yeni nesil ağırlıklı sordu. TYT bu konu anlatımlarımızda gidebiliyor ama AYT'de gerçekten seçici sorular sordu. O yüzden AYT'de genelde öğrenciler zorlandı. AYT'yi garantiye almak için güzel bir AYT kitabı çıkartmak istiyorum. AYT konularını ilgilendiren bir şey. İsmi de hazır. Çok güzel bir isimle büyük ihtimalle Şubat ayında ya da Mart ayında yetiştirebilirsek yetiştirmeye çalışacağız. Şu an yazılmaya başladı ya da başlanacak. O yüzden o da güzel bir kitap olacak. Sonra deneme çözümleri yapacağım. Sadece kendi yayınımla ilgili deneme çözümleri değil, farklı yayınlardan. Yani ben kendi böyle at gözlüğe bakmıyorum. Kendi sorularımdan deneme yapayım, şöyle yapayım, böyle yapayım değil. Piyasada ne varsa, ne hoşuma gidiyorsa, senin için en faydalı olan hangi denemeyse onun çözümlerini yapacağım. Büyük ihtimal matematik çözümlerini SML Hoca, yani İsmail Hoca yapar. Geometri çözümlerini de ben yaparım. Ya da branş denemesi varsa branş denemesinde sizin karşınıza çözümleriyle çıkacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Sonra yapacaklarım kısmında shortslar kısmı hala daha devam ediyor. Bak orası önemli. Arabada falan giderken o videoları izleyin. Sonra bir de geçen sene sınav provası yapmıştık ve gerçekten çok işe yaradı. Sınavda benzeri sorular çıktı. Sınav provaları da yapacağız. MSÜ'den önce bir sınav provası ya da bu sene onu daha da geliştirebiliriz. Bir ay öncesinden böyle 2-3 tane ya da 3-4 tane bir MSÜ sınav provası, TYT sınav provası ve AYT sınav provası hazırlayabiliriz. İsmail Hoca ve Kemal Hoca VIP fizikle beraber hazırlamıştık ve gerçekten de tam böyle nokta sorular da çıkmıştı orada. Sonra bir de şunu çok istiyorum. Denemesini de yaptım. Yapay zeka sorularıyla karşınıza gelmek istiyorum. Kendi kitabımdaki klasik soruları yeni nesil soruya yapay zekaya çevirttirerek o sorular serisini de başlatmak istiyorum. Zamanım olursa da bu da çok güzel ve çok mantıklı bir seri olacak. Çünkü ÖSYM geçen sene biliyorsunuz ki sorularımızı yapay zeka destekli de yazacağını söylemişti. O yüzden bu seriyi de çok istiyorum. İnşallah zaman bulabilirim. Yapmak istediğim şeylerden biri bu. Sözünü vermiyorum ama yapmak istiyorum. Bu arada yapacaklarım kısmı bu kadar. Hocam şunu da yapsanız daha iyi olur dediğiniz şeyleri yorum olarak yazarsanız sevinirim. Mantıklı gelirse yapmaya çalışacağız. Şuraya bakacak olursanız yaptıklarım ve yapacaklarım kısmında geometri anlamında yok aslında. Ya bu anlamda zaten Türkiye'nin en büyük kanalındasınız. Bunu övmek için söylemiyorum. Yani geometri kanalıyız. Evet, ama geometride eksik ne var diye hep düşünüyoruz ya da sizlerden fikir alıp o eksiklerle sizin karşınıza çıkmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince çıkmaya çalışıyoruz. Ha bir de Muhammed ve Semih'e buradan tekrardan çok teşekkür ediyorum. Ediyoruz. Bir de bazen şey diye onu unuttum galiba söylemeyi. Hocam böyle gözlüklü falan fotoğrafınız var. Çok değiştiniz. Böyle kapak fotoğraflarınız falan var. Yok arkadaş, değişmedik. Öğretmenliğimiz yine aynı şekilde ve güzel anlamda gelişme var öğretmenliğimizde. Ya donanım olarak hep artıyoruz zaten. Her anlamda artıyoruz. Ya, o da sadece Muhammed'de yani YouTube algoritması için kapaklar hazırlıyor. Ya, hocam sizin hak ettiğiniz değer bu değil diyor. Ya, o kısımları bana bırakın diyor. Ben de Muhammed'i kırmıyorum. Hani kapak kısmıdır, şudur budur. Videoların içindeki o güzel efektler, şunlar bunlar zaten hep Muhammed yapıyor. Buradan da Allah razı olsun Muhammed. Onun sayesinde güzel videolar karşınıza çıkıyor. O gözlükler falan filan YouTube algoritması için yapılan şeyler. Öğretmenliğimizde falan herhangi bir değişim yok. Varsa da olumlu yönde bir değişim var arkadaşlar. Haberiniz olsun. Semih'e de tabii ki buradan Allah razı olsun diyoruz. Onun sayesinde animasyonlarla sizlerin ufkunu aynı zamanda Muhammed sayesinde de Muhammed de konuşmalarım içine yediriyor ya. Onların sayesinde güzel işler yapıyoruz ve beceriyoruz. Kanal bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde kendimi de anlatmak istedim. Arkadaşlarımı da, editörlerimi de anlatmak istedim. Yaptıklarımı da anlattım. Bir sohbet eşliğinde oldu. Hatta bu video böyle çok yanar dönerli efektli falan olmayacak. Muhammed'in şu an işi var. Ev taşımasıyla uğraşıyor. Hani nefes boşlukları falan kesilmeyecek büyük ihtimalle. Çünkü 20 dakikalık nefes boşluklarını kesmek en az 500 darbe yapılıyor Premiere Pro'da. Ben yapamayacağım onu. Şu an klasik haliyle, net haliyle bu video karşınıza gelecek. Zamanınızı çaldıysak bu anlamda da özür dileriz. Ben yine elinden geldiğince kesmeye çalışırım böyle bazı boşlukları. Evet, yaptıklarım, şu an yaptığım ve yapacaklarımdan bahsettim. İnşallah güzel şeyler yaptık ve güzel şeyler gelecek. O zaman güzel şeylerde, bundan sonraki yapacağım şeylerde de görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.